61 yaşındaki Bilal Türkoğlu Alzheimer hastası. Pazartesi günü evinden çıktı ve geri dönmedi. Ailesi her yere yüzlerce kayıp ilanı astı. Türkoğlu bir hemşirenin dikkati sayesinde ailesine kavuştu. Hemşire Yeşim Derin nöbetten çıktı, evine gidiyordu. Tramvay durağında bir kayıp ilanı gördü. İlandaki adam az önce hastanede tedavi ettiği, kimliği bilinmeyen, konuşamayan bir hastaydı. Onunla iletişim kurmaya çalıştım. Hatta eline kağıt verdim. Numaranı yazabiliyor musun diye sordum. Geri bildirim almadım. Sonra işte nöbetten çıktığımda da tramvay durağında o ilanı gördüm. Hemen hastanedekilere haber verdim. 61 yaşındaki Bilal Türkoğlu Alzheimer hastası. Pazartesi günü İstanbul Bayrampaşa'daki evinden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Üzerinde kimliği de yoktu. Ailesi bir kayıp ilanı hazırlayarak onu aramaya başladı. Otobüs duraklarına, elektrik direklerine yapıştırdık, taksi duraklarına, hastane acillerine bıraktık. Çok sayıda haber geldi. Benzetiyoruz, emin de değiliz diyen de çok oldu. Türkoğlu'nun sokakta dolaştığını görenler onu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hemşire Yeşim Derin hastanın tedavisini yaptı. İşi bitip evine dönerken de çarşamba sabahı o kayıp ilanını gördü. Resmi çok benzetemedim ama ilanın devamını okuduğumda Alzheimer hastası, konuşamıyor, üstünde kimliği yok, üstünde lacivert gömlek, gri palto ve lacivert pantolon var yazıyordu. Evet, bu tanıma uyuyordu ama ben emin olmak için acaba yorgunlukla yanlış mı hatırlıyorum diye tekrar hastanedeki arkadaşımı aradım, hastanın üstünde ne var diye. O da bana söyleyince ben de tamam dedim, ben buldum galiba yakınlarını, ilanı ona attım. Onlar da yakınlarını aramışlar. Sonra o telefon geldi. İşte kardeşim, annem falan ilk önce geldi. İlk etapta acilde bulamamışlar. Üst kattaymış babam. Geri dönmüşler. İkinci telefon gelince işte tabii çok mutlu olduk. Yani çam sakızı çoban armağanı, ağzınız patlansın. Çok teşekkür ederiz. Bilal Türkoğlu 2 günlük kayboluşun ardından ailesine Yeşim hemşirenin dikkati sayesinde kavuştu. Birkaç gün içinde de hastaneden taburcu olacak.